Doğrusu geçen programımızın bir gözel veteransı var. Tabii misafiri almadan önce bir gözel veteranımız var. O da Gözelim Duz Hormatı'dan. Gözelim Duz Hormatı'dan büyük ressamımız ve nahatımız Ustad Halit Şab'ı bir kısa görüşme yaptırmışlar özünün Duz Hormatı'da. Ondan sonra alacağı özün programımızda hep beraber onu izleyelim. Sanat galerilerine, sanatçılara, çeşitli heykel eserlerine ve birçok yağlı boya tabloya göz atacak olursak, o zaman heykeltıraş Halit Şab'ın yıllarca çalıştıktan sonra kreasyonlarını, sanatının çoğunu şehri ve evlatları uğruna kullanmıştır. Ben uşak çağından yani özümü tanıyan ilkokulda. İlkokuldan resim bilmirəm, bir şey bilmirəm. İstədi ustad məndən yani tələbə birinci safda bir resim yapaq. Dedi herkes evde bir resim yaptın gətir. Mən bilmirəm bir şey. Gəldim anama dedim. Bir resim apardı əlimdən tutdu. Dəftərimi, resim dəftəri. Qonşu bir qonşu yaptı mənim üçün. İndi de yadımdadır ki, aynen bir arvat, aşağı arvat, odun yığırı. Odun, kerkiden böyle şey yedim. Onu geldim tekrar ettim. O yaptığını tekrar bitirdin dedi. Oğlum, sen bu bir defteri bitirdi. Ha. Bir de gittim bir defter aldım, resim defteri. Dedi, bes bir de yaptım. O zaman sabah olur. Hatta aparımı sabah oldu, apardım. Ustad geldi, baktı, resim dersinde dedi. Böyle bak, durdu başım üstüne, elinde tebeşir. Dedim, onu sen yapıpsan. Dedim, ustad ben yap. Dedi, ala, açık ya, saboraya. Çıktım saborada, yaptım, çapkın çaldılar. Fırça ve renklerinin etkisini bu röportajda ele alacağız. Sanatı yıllar ve sanatsal ürünleri hala her yerde bulunmaktadır. Diyebilirim bu amel verası tesiri var. İndi rahmetli Muhammad Efendi üstadımız büyük aynen nenemin atası oğludur. İndi dayzam oğlunda var, dayzam kızlarında var, badimda var. Elhamdülillah işte cihata azdan çoktan yani olmaz. Zeki işte birinci Ustad Muhammed Kassab yani abu ulaştı maşallah ulaştı. Sohbet nerede işte herkesin kabiliyetine bakar, herkesin imkaniyet şeyine bakar yani istiabına bakar. Yani hamsa bir dögü. İndi bu uşaklarda görüyorum maşallah kabiliyet. Ya hele görmemişim, uşağıya ki böyle bu mustava. Ekmeğim ya da ikinci fellahçi, cipçi eker. Bes kâle öz Allah Subhanahu Teala'nın rahmetine, yağışına, suyuna biz ektik yani ektik. Ulaştırdık, ulaşmadık işte. O zaman 79'da bu yenge yani şey olanında Saddam hükme gelende onda istediler bizden, ben onda askeriydim. 3. fırkada müşareke ettim, 3. yılda geldim. Elhamdülillah. Tabii gördüğünüz gibi değerli seyircilerimiz, meslektaşımız Kasim Avni bir güzel vetera yapmıştı bizim için. O da Gözelim Duz Hormatı'dan büyük ressamımız, nahatımız Ustad Halit Şab üzerindeki evinde ziyaret etmişler özün. Çalıştığı yerde, çizgi resim yaptığı yerde. Doğrusu gireceği programımızın en güzel fakarasına, o da misafir fakarası. Bugünkü misafirimiz sürpriz olacak. doğrusu bizi kırmadan, Gözelim Duz Hormatı'dan hemen davetimizi kabul etmeye bizlere ve bütün kadrimize bir büyük şeref verdi. Bilirsiniz de insan hastalığa bakmadan, yolun uzağına, soğuğuna, sıcağına bakmadan hemen davetimizi kabul etti. Çok şereflendik doğrusu. Hakikaten bizim de amacımız odur ki programımızda her vakit bunu konuşuruz. Ki Türkmen'in her bölgesinde, her insan, her kabiliyet insanlara şerefle ki stüdyomuza davet edip özlerin burada açıklasın bizim için çalıştığı işlerden tüm dünyaya yayında paylaşacak özüm. Gele geçen misafirimize ki stüdyoda dediğimiz gibi bizi kırmadan geldi. Daha fazla tanıyacak özüm. Daha yakından bir güzel sohbet yapak özüden. Selamun aleyküm. Aleyküm asselam. Üstadım necesen? Adam hoş geldin. Sağ olun, hoş bulduk. Hakikaten bizi kırmadan davetimizi kabul ettiği çok memnunuz senden. Ha, gözümüzde. Yani yolun uzaklığına bakmadan, soğuğa bakmadan, sıhhat duruma bakmadan davetimize... Bu vacipti bizim için. Bizim çok sağ olasın üstadım. Hakikaten yani inkar olunmaz. Üstadım, ben yakından tanımam seni ama değerli seyircilerimiz de tanısın seni. Ben Halit Şab Ahmet. Güzel. Doğumum Düz Kurumatı, Küçük Bazar. Maşallah. Uşak çağından işte bu meraklı resimlik işte... Ustadın da devri var ustadlarında. Tabii. İlkokulda, ortaokulda, sanavide bunlar ustadlarımız işte rahmetli Heşim Efendi var idi. Allah affetsin. Ondan sonra ustadın büyük İzzettin Efendi. Allah uzun ömür, sıhhat versin. İzzettin Efendi. Buradan saygı, hürmetimiz var özden. Böyle. Eydi ustadım sen ilk başlamayı hardan başladın? Özümden bilen bunu yani sen daha iyi bilsen insanda bir ilahi bir vergi olmasa fenden olabilmez adam. Allah vergidir. Bu Allah'tan bir vergidir. Ama sen her zaman özü keşfettiği keser rassamsın. Ne de keşfettim. Bir ilkokulda resim istediler bizden. Güzel. Bir şey bilmiyorum, ne bileyim. Dedim anla, nene apar. Bir tane resim etmem için. Tuttu elimden, resim defterimde şeyi koydu, dedi yallah. Getirdi, bir tane bir arkadaş konuşudu, şeydi. Ustad, nenelerimiz mektebiydi. Mektebi, medreseydi. Medreseydi, neneler medreseydi. Bel, buyurun, Getirdi, bir konuşu, bir resim ettim abi. Yardımda arada böyle bir köylü arvat odun yığırı. Güzel. Bunu kalktım, tekrar ettim. Bir defteri bitirdim. Dedi, oğlum olmaz böyle. Gittim bir de daha aldım. Getirdim dedi bir tek. Yaptım. Ben her zaman Sebbahoğlu. Aparım? Ustadıma görsedim. Sebbahoğlu, mektebe devam ettik. Ustad geldi, baktı. Ulaştı bana, böyle baktı. Dedim, sen yapsan. Dedim, böyle ustad. Tebeşiri verdi dedi sabıraya. Güzel. Sabırı da. Çektim, bunları özüm çapım. Güzel. Onda bende ne oldu? Onun için yap, bunun için yap, onun için yap. Doğru. İşte ondan başladım. Yani ilkokuldan başladım. İlkokulda. Öz ustadım bunu. Onu da affedersen. Ben buyurun. Orakanı yurttu şeyden. Resim defterinden. Yığladım. Dedim ustad ne? Apardı. Levhatil elenaz. Güzel. O birinci mağarazımıydı. Ustad Naksı mektebdeydi bu? İptidaydı da okulda şeydeydi, Leylan'da hatırıma gelmedi. Doğru, doğru değilsin. Ondan sonra geldik şeyde, Düz Kurumatı'da, kardeşlik mektebinde rahmetli Heşim Efendi. Heşim Efendi. Allah affetsin. Allah affetsin. Seyyid Heşim. Bele. O benim resim şeyimiydi, babamıydı. Doğru. Boya, fırça, hatta da zeyti aldım. Bilmiyorum zeyti neydi? Dedi işte. Güzel. Sonra geldim ortaokulda İzzettin Efendi Allah uzun ömür sıhhat versin. Orada da aynı beleyle şeye ulaştım. Bu marhaleye ulaştım. Doğru. Ustad biz ben her vakit diyorum insan yani her insan normal insan doktor olabilir. Öğretmen olabilir ama fenden olabilmez. Sen asker olabilmez. Hiç olabilmez. Sen asker. Tamam ustadım. Zordu. Yani sözme katsan. Böyle katıram. Çünkü bilsen işi yani bizim bir Allah uzun ömürler versin öyle bir büyük ses sanatkarımız var Telat Sönmez. Böyle. Ses sanatkar bir şey katırması lazım. Özü doktordu, göbrek kiliye doktor böyle ögde gelen doktorlardı. Bir gün bir murasil görüşme yaptı Özü'den. Sordu Özü'nden, dedi sen doktorluk zahmeti yoksa size sanatkarlık? Dedi diyor, sanatkarlık zahmeti. Dedi her insan doktor olabilir, mektebi okur, okulu bitirir, filanı bitirir, gider külliyede bitirir, doktor olur. Ama sanatkar olmak çok zahmet. Eğer Allah'tan bir vergi yoksa insanda. Olsa da zayıf, yani böyle olmaz öz vergiyi Allah subhanahu. Doğru. Ey Ustad, seni evde destek oldular, bu işe çalışanda evde destek oldular sana, yani yardım. Vallahi yardım nene, birinci nene. O el tutmak, benim uğraştırdı bura. Doğru. O nene. Nene mektepti, bir mektepti. Bütün neneleri Allah, ölenleri Allah affetsin. Kalanları da Allah uzun ömür sıhhat versin. Neneler bize mektepti yani. Neneler olmasaydı elbet ki biz bunlar bir yerlerde oturmazdık. Yani hakikaten de böyle. Ey Ustadım, sen ne işlerinde çalışırsan? Bes resim edesen yoksa başka işler? Ben şimdi haliyen öldüm mütekaidim. Allah uzun ömürler versin. Sağ olasın. Hastalık da var hamdolsun Allah'a. Özümüzü dümük etmişim. Resimden, nahitten. Nahite yapasan. Nahitten. Güzel. Ve el işi de. El işi de var yani. O da yengi bir şey, teraz. Yani o hurma ağacının ağacına baksa atarlar, yandırırlar. Ben bunu kılınç etmişim, hancer etmişim. Güzel. Nahat etmişim. Onun şeyi, kerrabı, onun kabanası. Bunlar her altını ki, şimdi evde baksa bir Tuhfe Efendi'dir evde. Nahat işi ayrı, el işi ayrı, resim de ayrı. Doğru. Ustad, bir söz dedi, karrab, hurma ağacının karrabı. Karrabı. Şimdi bu gençlere desek karrab ne bilmezler? Atla asıl bilmezler ne? Yandırmazlar da. Doğru diyorsun. İşte karrab ayrıdı, kabanı ayrıdı. Hurma ağacının, hurmanın ağacı ayrıdı. Ağacı. Onda da işte kılınç etmişim, şey etmişim, her şey etmişim. Doğru diyorsun. Yani baksa diyse bundan olup bundan ne yapıpsan. Güzel. Bilmeden de getirmiş için de aynı hediye getirim. Sağ olasın Ustad. Seni gelmeyi bizim için hediyedir. Seni gelmeyi bir hediyedir bizim için. Ey Ustadım, sen mağarazlara katılıpsan? Mağarazlara ilde seni mektep mallarında, hatta ilkokul, ibtidai, orta senevi bunlarda hamısında katılıyor. Ve cemaatten de katılmış yani. Katılmışım mağarazlara, ihtiyacı, hediye almışız. Hatta Türkiye, İstanbul'a gönderdim, aynı geçen yıl. Kitabını gönderdim, aynı şey geldi, şahada geldi. Güzel. İşte böyle. Güzel. Duz Kurumatı da, kefenlenler, seni ihtisasıyla çalışanlar. Onlarla mı istevada edilir indi? Valla özü... Yani ben bilmem çok var memlekette. Var. Bes onda kabiliyet olan kabiliyet. Allah vergi verip sözüne o ulaşıyor. Bes o yoktu böyle. Alışmak, ta'limi zor bir bazardı. Zahmetli yani. Doğru. Ulaşıyor, ulaşmaz. Doğru. Ağır gider. Bes olar yok. Görkül mevhibe var, vergi var özünde. Sen onu tez ulaştırabilirsin. Doğru. Bunları ister özü gerek bizim bir müessesemiz olsun. Bunları kucaklasın. Yani yok bes resimde her ibda insanda bir vergi varsa, bir muhibe varsa, bence bunları bir müessese kucaklasa daha güzel olur. Yani müessese kucaklamak nedir? Mesela bunlara destek olunsun. Eğer maddiyen, eğer maneviyen. Bunlara destek olduğu zaman da elbet ki iyi fenalar çıkardırırız. Ola şey bes nedir? Maalesef ben görüyorum çok zayıftı. Yoktu böyle bir şey göz altına alan. Yoktu. Doğrudur. İyiydi. Duz'da kim var böyle büyük ressamlar? Büyük ressamlar Ustad Niyaz'ın atası kimdi? 62 Muhammad Mehdi Xali. Muhammad Mehdi. Ustad Muhammad Mehdi Aksu. Büyük ustadımız o 62'de sada verdi. Aleme sada verdi. Kendine resmini yaptı. Filosof Yakup el-Kiddini şey aldı. Hatta 1962 ya 61. Bu tarihte. İndi bu yengi kıkanlar, sani ömürlüğde olanlar kimler var? Var indi, ben araştırdığımdan Mahmut Kassab, o ulaştı. Mahmut Kassab bir telebemin birincisiydi, yani bu ulaştı. Kim bu Ustad? Mahmut Kassab. Maşallah Mahmut Kassab, buradan da hürmetimiz var özüne, büyük degenelerden birisidir. Rağmen özü yani, bir aha var özü, bir şey, bir gözden. Yani ulaştı. Maşallah. başka ayrısı var böyle dövgü mustafaları yani şimdi diyesen yok. Doğru. İşte her insan öz kabiliyetine göre bakarsan adamlar kabiliyetimin canadı. Adamlar bes dediği gibi Mehmet Kassab yani ben de şahsen yani çok mucebem şahsiyetine ki yaptığı işlere güzel bir şekilde fena da hizmet ediyor. Çünkü uşak çağından merakıyla mutabaa ederdi, alıştırdı. He, he. Yani git gel ya böyle şey yapardım şeyleri gider tekrar eder. Babasının resim yaptım, kardeşinin yaptım gider tekrar eder. Şey etti, ulaştı. Doğru. Evet. Özellikle her insan ki yengi kakanda mesela bir sanat, bir vergi var sözünde mesela bir deney tesiri olur. Ha. Yani onu başlar taklit etmeye ama ondan sonra bir yol kurar özü için. Ha. Üstadım, düşünmeyipse bir mağaraz şahsi özü kurasan? Onu vaktinde kurmuştu, indi de kurur. Yalgız de... yani özü. Ha? Özü yalgız mağaraz. Yalgız, ha, evvelden de kurmuş. Indi de biz onca böyle şeyimiz kalmadı yani nece diyelim. Kabiliyet işe. Yo maşallah hele gençsen üstadım. Yorun fikir. Ederim inşallah da olar. Olar Allah koysa. İnşallah. Yani ben gördüm Türkmen'de iyi kabiliyetler var. Ha. Özellikle Düz Kurumatı'da yani. Bes nerede? Yani ustad burada bir nokta var. Böyle. Yani bizde olan dediği kimi heyet. Bir muassese. Bizi ifade gönder. Bu sanat benim çıkala? Yok. Ha? Yok kalmaz. Özüm ne yaparım özüm? Geçtim mi? Gerek ben de alıştırırım. Ben özümü demiyorum. Kimi de göndersin? Gönderin. Geçtim bir takviye, geçtim bir afkar, hibre, Türkiye, İtalya. Peki. Ya ben gittim cevhe şey etmedi. Doğru. İşte ustad biz ad vermiyor yani bir ya indirim ad vermiyor vermiyor bas sarıya aşkara diye bir ne ahırnat davet biz yardım elaydı. Biz yardım istemiyoruz. Bizde kendi var. Bu kendi ne gelsin torpak altında kalsın. Doğru. Yoktu. Doğrusu. Yok. Üstadım biz gerek bu sizi kimin insanları istiklal edağın. İstiklal nedir? Ki sizde vergi var. Gerek sizleri içideki takanı çık alağın biz gelen insanlar istifade et sözler. Tamam. Doğru. Ustad ki alıştırmak şeyinin noktasına değdi. Gördüm bundan bir ay önce bir takrir işlemişler ve Teraduz'da. İki güzel yenge kıhan kız. Böyle işte uşak. Bu konuşumlar. Bunları sen örgetsen. He örgetim. İki tane aldılar. Gelirler, o gider, o gelir. Kişi bir yerde gelir, işlerler. Bakarlar, eli işidir, resimdir, şeydir, nedir. Yardım ederler, lafhalan şey ederler, hazır ederler, mağdur şey ederler. Örgüldü. Şimdi suluydan işlerler, şimdi o üç mutavasta onu bilmez. Maşallah. Özde şimdi bir 5 de 6 oldu, ovada 1 oldu, 2 oldu, abada. Netildi iyi edirler, güzel, alışırlar. Ben gözümü koyarım, gelsinler, kim diyeceğim? İsterim benim için kalır bu sanat. Doğru. İşte isterim, veririm. Bu sadaka cariye olur benim için. Doğru. Doğrusun. Yani buradan da seslenin Ustad Halit doğrusu değerli seyircilerimiz. Her kimde kabiliyet varsadır benim kapımı açık özü için. Ki gelsin. Üreğim açık yok kapı. Üreğim açık. Allah uzun ömürler versin sana. Hakikaten biz sizi kimin insanlara çok ihtiyacımız var yani. Yani bu güzel kabiliyetler, güzel öğretmek yani her şey güzel. Ustadım geçen zamanda Düz Kurumatı bana gel bir muasseset kuruldu. Cemiyet Hattatin. Cemiyet filan bir bele. Valla şimdi bir ustad o gün oturmuştuk aynen şeyde bir toplantı yaptık. Öyle ara yerimizde bir grup teşkil ettik. Resim olsun, naht olsun, hat olsun, zahraf olsun dedik. Bunlardan bir mağaraz yapak. Aynı Ustad Niyaz'ın şeyinde kaasında. Güzel. Hatta alem biraz betçe balasın, bir şey olsun. Yani demek ki ne var bu şeyde? Bu grup kurmağımızda. Güzel. Ha. Çok güzel. İyi bir şeydi bu mencene. Bir fikir aldı dedik, özüm tarih ettik, ara yerimizde ittifak ettik dedik ne var? Nesriye de özümüzden. Güzel. Musafir gelir, bir şeye, o sefere edarıq, yazı çıkma, mağarazlara, şeye katılmak. İşte böyle bu fikirleri kurduk. Doğru. Her gelen öz işini sevse elbet ki işinde ibda eder. Yani insan bir işini sevdiği zaman elbet ki ibda eder. Sonra bunu tarih kimseye rahmetmez ustad. Tamam. Mesela Ustad Halit Şab 30 yıldır, 40 yıldır resim yedi. Tarih diğer bakımının meydanda neyi var? İster gerek bir şey koyalım biz. Her insan, mesela ben müzisyenim. Yarın beni tarih muhasebe eder ki diğerler muncana 3 aldı, 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl. Ge bakım neler koydu. Tamam. Gerek her insan öz yolunda ibda etsin. Temennimiz de budur ki buradan da seslenirim nikabet fennanin. Yani bütün Irak'ta siz 2000 insanlara ruvat sayılısınız. Ruvatsızsınız. Yani inkar olunmayacak bunlar. Sizlere daha fazla önem verilmek. Sizlere daha fazla değer vermek. Özünüz değerlisiniz ama daha fazla sizlere değer vermek yani. Eydi tavasili nikabet fennaninle. Vallahi tavasılımız yoktu. Nikabın adıdır. O şahıs alıp nikabını. Hiçbir doğru yoktu. Sıfır. Yani bu korona olduğuna filan olduğuna... Yok korona mesela değil. Ne korona? Hastalık Allah göstermesin. İnsan yani çabalamasın. Yok. Ha? Doğru. Yani şimdi ben bir naht yapmışım. Böyle hurma şey kökü, ağaç kökünde. Hı. Bir iki kızdı. Birisinin bir eli var, birisinin bir ayağı yoktu. Güzel. Bir çöken ettim özlerse o çökenle kılındı. Tahaddel irhab. Tahaddel. Güzel. İrhabın başı yani cümlelerinde yerdi. Birbirini kaldırır. Doğru. Doğru sen. Üstad bir şey hatırıma saldıysan. Buyurun. Sen acaba resim yapanday. Ben görürüm yani bazı görürük ki tavasıl içtimada. Mesela fikri hardan geldi senin için? İlahiydi. Fikir ilahiydi yani ben bir gün böyle oturmuşum. Aynı bu vakitte böyle bundan neçe yıl evvel. He. Yağış yağıp güneş çıkıp bir yarpak düştü. He. Narince ağacından. He. Yarpağı kaldırdı bakayım Allah Subhanahu Teala resim içinde resim olunur diyesen. He. Resim olunur. He. Onu kalktım bıraktım. Boyağı çıkarttım. Fırçanı vurdum. Endirdim de pese de endirdim. Bir göze tablo çıktı. Güzel. Allah Subhanahu Teala bak yardım yedirirsen ele çabala. Hakikaten bela. Yani insan mesela bakarsan şair adam ögünde bir olay görür, bir engel görür, bir müşkile görür etmez. Gelir onu kalemiden yazar. Yuhuda görer. Doğru diyorsun. Lakta görer, bir şey görer, bir hadise görer, onu yapar. Ustad sen levhaları sahipsen indi kimin neçe levha yapıpsan? Yok saymam. Böyle tekribi. Saymam. Bir 100 levha oğlu? Oğlu da fazla da. İyiydi. Buyurun. Naksı sana çok yakındı. Yani böyle çok özü görürse bu levhada. Vallahi levhalar hamsi bana mesela, yakın. Mesela geçen zamanlardan bir kızdan o kız hiyalide kalma onun resmini yedip sen. Bende yoktu kızımız. Kim geldi hatırıma, kim geldi fikrime? Yani ben derim sana yakın olan. Yaparım. Bes o yakın denem. Allah affetsin özün. Öleriydi. Allah yerin cennet etsin. He. Yapıp sen hacıyanın resmini. Yaptım da bak sıtfaya. Bel buyurun. Musafir geldi. Musafir. Tablısıyla. Mersem'e buyurun girdiler Mersem'e. Gözleri düştü nenem resmine. Tablısına. Yapmışım Kur'an okur. He. Dedim onu. Güzel. Dedim apar. Dedim bela. Yani yok çıkarttı bir varaka. Bir varaka verir. Dedim ben onun resmin al göndermem için. Bu diyor. Doğru sen. Özü ne diğer çok yakındı seni bile. Çok yakındı. Bu manalar araştırın. Hakikaten de böyle. Üstadım benim için çok mesajlar geldi, risaleler geldi. Buyurun. Seyyid Muhammed Musevidus Kürmatı'dan. Seyyid Muhammed yazıp doğrusu Ustad Halid'e diyelim programı avadan yedipti. Halit Şab. Allah razı olsun. Allah uzun ömür. Seyyid Muhammed biz de sana diyerek Seyyid ammi sağ olasın ki bizim her vakit programımızı izlesen. Ve onun da yanında Kasim Çoma İran'dan. Kasim Çoma Duzlu. Kasim Çoma. O da diri sana ve Ustad Halid'e saygı ve hürmetimle. Saklasın bekler. Doğrusu çok mesajlar ulaşır bizim için. Ustadım bir şey fikrime geçti. Fikrime dedik bu tablo yapmaklardan. Yani bakarsan dediğim gibi mesela bir şair bir ilham geldiğinden özüne alar kalemini yazar. Siz de aynı böyle. Şimdi görürük pazarda. Yani gelir yurt dışından Sin'den olsun diyelim. Nedir? Sin'den diyelim levhat geldi. Bunlara sene demaği var. Mesela indi bazı adam var. Diyelim ben niçin yedim? Bir levhanı bir varakaya alalım, 100 dolara alalım. Komunu alalım 25.000 lira. Eve koyarım özde. Buna bir şey demaği var sende. Demağım bu ticaret meselesidir. Ticarettir. Sanatkar, sanatı tesmin olunmaz. Evet. Tesmin olunmaz. Hiç olmaz. Hediye oğlu, Yadigar oğlu, Armakan oğlu. Edebilmezsen alem tesmin eder, sen edebilmezsin de alem. Hak bakar. Sen koyduğu tabla bir sergiye koydu. Onda özleri, özü fiyatı özü kaldırır. Doğru. O tablo. Böyle. Diyor Bikas'ın bir sözü var meşhurdu. Böyle. Dedi o tablo özü şeydi. Özü hem müdafiadı hem hücumdu. Yani özü müsallahdı. Nece diyor? Hakikaten belerdi. Böyle. Doğrudur. Geçen zamanları gördük büyük metahafilerde Mona Lisa tablosu, levhası binlerce dolarlara satılıyor. Tamam. O Pankuk o Meksik'de bir numaralıdır. Böyle. Yerde derdi, yerde. Dedi bir arvat geldi dedi ben mucibem senin şeyiye. Bu tabloları ya oyda yaptım, burada yaptım. Tuttu kulağını kesti verdi. Dedi ben mucib senin ala kulağını zarfa koydu verdi. Doğru. Evet. Doğru sen. Üstad işte bunlar paraydan vasf olunmaz. Yani olunmaz. Yok bes tablo olsun. Mesela diğer bölgemizdeki masamıyız. İndi görürük senden geldi. Ama bizim necarlar yapandılar bir ruhiyet var özünde. Ha? Tamam? Ha? Ben bunu hissediyorum. Bu el işi ayrıdır. Bu fikir, dama, oturursa bu yapır. Bu tablolarını yapın, onun diğer dafin şey. He. Asla malum. Sen baksay o Mona Lisa'dan ne var? Ne var? Bakmağında, bakışında, nanca da istinsak edip, nanca bunun cihazda şey ettiler. Yani çağırsalar, bunu tezvir ettiler, o yüzden bu yüzden edebilmez. Ne var, ne asrarı var? Doğru. Al şimdi ödürü, alır resim bu müsteşrikin malumuna, vurur, satır para. Hakikaten yani biz görürük da, bunlar paraydan kıyas olunmaz yani. Hiç paraydan kıyas olunmaz. Onun da yanında her insan öz işine paraydan şey olunmaz yani. Görürük bu yurt dışından geldi, her şey geldi. Ama el işi kimin olmaz. Olmaz. Bunda bir ruhiyet var. Ben bunu her vakitte diyelim. Mesela diyelim bizim diyelim kemen müzisyen olduk maut. Bunlar Türkiye'den geldi asant bir paraya. Ama burada yapıldığı fark edilir. Irak'ta yapıldı. Çünkü bunu yapan dünyanın da malını verse özne olabilir, paraydan vasf olunmaz. Yani hakikaten de beladır. Üstadım, Türkmen bölgelerini alalım. Telahfer'den ben deliye kimin? Böyle. Kim var böyle büyük ressam yani? Böyle sen güvenesen özüden diye. Sen bir ressam olduk ya. Kimse var? Var. Besna de önem verilmiyor. Bunlara onlar da aynı cezisen torpak altında kalıplar. Doğrusun. Önem vermirler. Şimdi kimi hani şahsiyet, hani bir münazama, hani bir bir menem hani ya çıksın hani sanatkara ne verirsen, ne edirsen, sanatkar özlük bir kendi, semir bir şey. Biz o torpağı kaldır üzerinden, o tozu. Doğru. Bas yoktu. Özü sanatkar bir altına benzer, nancana toz bası özün, bir esildiriyle aynı parıldır. Biz kaldı, yok. Maalesef. Geçen zamanlarda da bundan bir 2-3 yıl önce ki mükafaya vererdiler fendenler. O da kalmadı. Bir fetre vererdiler. İl başı mesela senevi bilmiyorum nancana 1 milyon fazla. Onda remdi bir şey vererdi ustalar. Mesela ben hatırlarım. İlk şeyden hatta ibtidaide Mahmud el-Üveyd-i Kerkili'di. Bilmem kalıp öyle bilmem. Böyle. Allah affetsin ya kalıpsa uzun. Hediye gelirdi, yadigar gelirdi şeyler. Boyağdı, şeymeydi, getirdi. Her il alardı. Birden çetledi. Mesela ustadlarımız. Yok, bir şey yok. Kalmadı. Maalesef inşallah da olur. Ustadın programının vakti çattı. Sağ ol. ne demeği var seni son sözde Allah senden programı kapatmadan önce? Bir şey demeği var. Nasihatim yani o uşaklara, o yenge hakanlara, o burumlara, onlara biraz ustu, biraz samat, biraz şey belki yarpak atarlar, gül atarlar, özler güldüler, özler cumutlar. Doğru. Bak bu. İnşallah. Doğrusu biz de sözümüz sözüye katarız ki bizi dinleyenler, bizi milletvekilleri olsun, bütün hükümet müessesesinde çalışanlar bunlara fazla önem vermek. Çünkü inanın ki bunlar olmasa bizler de olmarız. Üstadım çok sağ olasın. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben davet ettiğiniz sağ olasın.